Değerli arkadaşlar, herkese selam. Şimdi projemizin içerisinde Getix Group State Management'ı tamamıyla Getix paketiyle sağlayacağız. Mevcut durumda veri değiştiğinde arayüzü update etmek için set state'i çağırıyoruz. Ancak set state'in şöyle bir yol kazası var. Şimdi normalde biz artı butonuna bastığımızda şuradaki sayı değişiyor. Buradaki sayı yazan kısım şurası. Dolayısıyla biz artı butonuna bastığımızda buradaki kısım değişiyor. Ancak set state'i çağırdığımızda, yani orayı değiştirmek için set state'i çağırdığımızda sorun şu ki bütün arayüz tekrar render ediliyor. Yani bütün arayüzü, bütün scaffold'u, bütün mevcut konteksti tekrar çiziyor. Bu tabii ki de performans için çok kötü. İkinci olarak da her seferinde set state'i çağırmamız gerekiyor. Şimdi bunu değiştirip veriler update olduğunda arayüzündeki değerlerin de ve bütün arayüzünde gerekli şekilde otomatik olarak update olmasını sağlayacağımız bir yapı kuracağız. Başlayalım. Şimdi ilk önce PubSpec YAML'ın içerisine Getix paketini ekliyoruz. Dependency'ler altına get yapıyoruz. İki nokta üst üste koyup Ctrl-S yapıyoruz ve paketimiz indirilmeye başlıyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey şu. Şimdi normalde counter verisi bir integer. Artık counter verisi bir integer olmayacak. Bunu buradan uçuruyorum. Bunun yerine arix tipinde bir integer olacak. Okay. Eşittir. Counter eşittir. 0.obs dediğiniz zaman da gördüğünüz gibi geriye arix int döndürüyor. Yani şurada yazdığımız tip. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Var sayı eşittir 0.obs yazdığınızda da sayının tipi gördüğünüz gibi artık bir arix integer oldu. Arix integer demek reactive bir değişken tipi demek. Yani reactive bir integer. Bu da şu demek. Biz artık bu değeri hem sayıyı hem counter'ı dinleyebiliyoruz. Demek. Bunu farklı farklı şeyler içinde kullanabilirsiniz. Değişken tipler içinde kullanabilirsiniz. Örneğin arix içerisinde integer koyabilirsiniz. String koyabilirsiniz. Veya buraya optional value koyabilirsiniz. Veya buraya bir list koyup, listin içerisinde mesela string koyup, bir string array'i oluşturabilirsiniz. Bunların hepsi valid kullanımlar. Ancak şunu yapmamamız lazım. Buradaki integer null olsa bile, bunu herhangi bir şekilde null'a atamamanız lazım. Tamam mı? Çünkü böyle bir durumda sizin null verdiğiniz değer içerideki integer olmuyor. Buradaki değerin tamamı oluyor. Dolayısıyla bunu initialize ederken şöyle yapmanız lazım. Arix integer içerisinde initial value olarak da null vermeniz lazım. Böyle yaptığınızda buradaki null değeri şuradaki counter'ın values olarak atanıyor. Şimdi bundan kurtulalım. Counter'ı gördüğünüz gibi arix yaptık. Buradaki set state'in tamamını yorum satırı yapıyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız şey şu. Counter.value yani counter'ın içerisindeki gerçek değer. Value yaparak şuradaki integer'a ulaşıyoruz. Equals counter.value plus 1 yapıyoruz. Okey. Buraya kadar her şey harika. Şimdi bunu Ctrl-S yaptık. As integer. Function result. Çünkü projeyi durduralım ve baştan derleyelim. Okey. Burada bir verimiz var. Final olması lazım diyor. Okey. Şimdilik gerek yok. Ancak şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ben burada OBS yazdığım zaman bana büyük harfle integer veriyor. Bunun bir değeri var mı? Şu anda bilemiyorum. Şimdi X kodun bir yıl almasını bekliyoruz.
bu görüntüye biraz sürecek. Bu tarz paketler eklediğinizde tekrar baştan bir utanmanız gerekebiliyor. Bu değer değiştiğinde arayüzün otomatik olarak update olmasında şu kodla sağlıyoruz arkadaşlar. Buradaki text widget'ını bakın şu anda bastığım zaman update falan olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani sayı değişiyor ama arayüz update olmuyor. Buradaki değeri dinlemek için ilgili widget'ı OBX'in içine almamız gerekiyor. Yani şu şekilde. GetX'in builder metodu var. OBX aç parantez, aç kapa parantez, arrow function, buraya da widget yazıyoruz. Ve bu sayede şey olduğunda, bizim dediğimiz değerler değiştiğinde OBX'in içerisindeki widget tekrar render ediliyor. Eğer OBX'in içerisinde dinlediğimiz herhangi bir değer yoksa buradaki OBX fonksiyonu hata verecektir. Ctrl-C yaptım. Kodları gönderdim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak burası da değişti. Artıya bastım ve gördüğünüz gibi burası değişiyor. Şimdi şuraya ufak bir breakpoint koyayım. Bakalım vuracak mı? Gördüğünüz gibi buradaki breakpoint'e vuruyor. Çünkü buradaki widget'ı tekrar render ediyor. Şimdi yukarı geldim. Şuradaki kalıma koydum. Tekrar bastım. Gördüğünüz gibi buradaki kalıma artık breakpoint vurmuyor. Çünkü biz ilgili değer değiştirdiğimizde, yani buradaki counter değiştirdiğimizde yalnızca ve yalnızca şuradaki widget update oluyor. OBX'in içindeki. Bundan sonra dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu kadar. GetX'in kullanımı işte bu kadar. Bundan sonra çok daha performanslı arayüze sahip mobil uygulamalar yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Unutmayın ki videoyu yükledikten sonra bir 10-15 dakika kadar Discord kanalına takılıyorum ve sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Bir sonraki videonun yüklenme zamanını yakalayıp 10-15 dakikalık soru sorma zamanını yakalamak istiyorsanız da aşağıdaki zili kullanabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli kodlar.